Denizli'nin Yatağan kasabasında kılıç ve bıçak üretmekteyiz. Bu mesleği Osmanlı'dan günümüze kadar getiren atalarımızın mirası olarak yapmaktayız. Öncelikle kılıç evi, web sitemiz ve yatağınla alakalı bilgi vermeden önce kılıç olduğu için kılıcı çok böyle tepkiler geliyor bazı kesimlerden. Önce onlara cevap vermek istiyorum. Millet uzaya çıktı. Siz hala kılıç mı yapıyorsunuz sorusundan başlayıp sonra kılıç evi yatağınla alakalı bilgi vereceğim. Kılıç dediğimizde kılıcı bir kesici alet olarak görmemek gerekiyor. Bu bir tarih, bir Osmanlı'dan günümüze kadar gelen sanat olarak görmek gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bizim çevremizdeki insanlar da bu işe gönül vermiş. İnsanlar da bu şekilde görüyor ama bilmeyen bazı insanlar da işte millet uzaya çıktı, atomu parçaladı. Siz hala kılıç mı yapıyorsunuz diyorlar. Evet, biz kılıç yapıyoruz. Çünkü nasıl bir mesleği herkes icra ediyorsa herkes mühendis olacak diye, herkes bir doktor olacak diye bir kaide yok. Bizim Denizli'nin yatağan kasabası Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da günümüze kadar bu yörede kılıç üretilmiş. Bu üretilen kılıçların hepsi el yapımı olarak, fabrikasyon değil, tamamı el yapımı, yekpare, bütün çelikten yapılmış. O dönemlerde dövülerek yapılmış ve günümüzde makas, bağ makası, testere, işte çakı, kurban bıçağı, yüzme bıçağı gibi 250-300 çeşide yakın farklı farklı el aletleri üretilmekte. Bizim de dedelerimiz kılıç ürettikleri için biz de dedik ki arkadaş, adamları görüyoruz işte fuarlara gidiyor, sağa sola gittiğimizde ya kılıç bir görüyor adam. Şaptı kayıyor. Adam hiç kılıç görmemiş ki. Diyor atalarımız işte bunu atın üstünde nasıl sallamış. Bu topraklar işte bunlarla kazanılmış. Bunu insana hissettirmek için işte bir mehter marşı duyduğu zaman tüyleri diken diken olmayan insan var mı? Yok. Ben ne zaman bir mehter takımı, mehteran sesi duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Niye? Biliyorum ki mehter sesiyle biz savaş kazanmışız ya. Savaşmamışız. Mehterin sesiyle savaş kazanmışız. Şimdi böyle olunca biz de bu işi bilenler babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz kadarıyla becerebiliyoruz. Becerdiğimizi düşünüyoruz. En azından yapabiliyoruz. Bunu da insanlara sunduğumuzda satın alıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Karşı tarafın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani ben de isterdim işte bir NASA'da bir mühendis olayım ama olamadık işte. Biz kılıç ustası olduk. Şimdi gelelim kılıç eviyle yatağınla alakalı bilgi vermeye. Yatağan kasabası bahsettiğim gibi yaklaşık 800 yıldır bu yörede kılıç üretiliyor. Kılıç evi olarak da biz kılıç üretiyoruz. Bıçaklarımız da bıçak depo üzerinden pazarlanıyor. Web sitelerimizin ikisi de aktif, kredi kartına, kapıda ödemede bu tür seçenekleri mevcut. Dilediğiniz gibi oradan resimlerini her ürünün videosu olarak izleyip görebiliyorsunuz. Kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Kapıda ödeme alabiliyorsunuz. Ve üzerine mesela hediye edeceksiniz birisine, hediye etmek istiyorsunuz. Özel yazı yazdırabiliyorsunuz, özel dua yazdırabiliyorsunuz. Bu tür seçenekler de mevcut ama bunları kapıda ödeme olmuyor. Ya kredi kartıyla alacaksınız ya da havale yöntemiyle almanız gerekiyor. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Onun haricinde kılıç çeşitlerimizi biraz açayım. Öncelikle yatağan palamız var. İşte bizim bu kasabanın ismi o kılıçtan geliyor. Yeniçeri askerlerinin kullandığı, bir fil bellerinde taşıdığı, Osmanlı'nın kullandığı yatağan. O da şu görmüş olduğunuz ismi yatağan. İçine doğru eğridir. Bunun eğri olmasının sebebi merkez kaç kuvvetinden dolayı savurduğunda bir daire hareketi yapıyor. Düz bir kılıçla aynı şiddetle vur, atıyorum 100 kilogram vuruyorsa bu 200 kilogram vuruyor ve adamı vurdu mu kaval kemiğine kadar kırıyormuş. Tabi denememek lazım, evde denemeyin. Onun yanında Fatih Sultan Mehmet'in 4 çeşit kılıcı var. İşte merasimlerde kullandığı var, savaşta kullandığı var. İşte ne bileyim süs olarak farklı modelleri var Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı olarak. Yalmanlı kılıcımız var, atın üstünde kullanılan bir kılıç, dışa bükümlüdür. Kanolu derken hani kanın hızlı boşalması olarak bilinir. Öyle bir şey doğru ama o ikinci planda kalıyor. Asıl önemli olan denge, kılıcın denge noktasını ayarlamak için kılıcın orta tarafı boşaltılır. Balçak tarafına dengesi verilir ve iki tane eline kılıcı al. İkisi de aynı kilogramda olsun. Kanolu açılmış, denge noktası ayarlanmış kılıcın elinde yok gibi olur. Çünkü öbürkü başını eğer. O dengesi ayarlanmadığı için. Öyle kılıçlarımız da var. Mesela ondan sonra Zülfikar kılıcımız var. 2-3 çeşit. Masa üstü sehpalar için 40 santim kılıçlarımız var.
Kurtbaşlı, kendi özel tasarladığımız kılıçlarımız var. Bunların hepsini kılıçevi.com'da görebiliyorsunuz. Bir de mesela çok soru geliyor. Yurt dışına gönderiyor musunuz? Yurt dışına da gönderiyoruz. Tabii yurt dışı biraz sıkıntı oluyor fakat yurt dışına kargo bedelini karşı taraftan almak durumundayız. Tabii Türkiye içinde olduğunda kargo bizden oluyor. Ama yurt dışına kargo ücreti ödemek durumuna kalınıyor. Bir de mesela bizim en çok istediğimiz şey müşteri memnuniyet. Çünkü bu kılıç, yani alt üstü kılıç, kullanılacak bir şey değil. Mutfakta kullanamazsın, bir şey yapamazsın. Sadece aksesuar. Adam aksesuar için alıyor ya, bunu müşterinin içine sinmesi lazım. Ben bunu aldım ama işte hani şu gerçek kılıç mı, dekor mu? Biz gerçek kılıç üretiyoruz. Müşteriye soruyoruz. Bizim web sitemizde zaten iki çeşit kılıçlarımız var. Mesela Zülfikar iki çeşit. Birisi ısıl işlem görmemiş. Büktüğün zaman bükülebilir. İşte ama gerçek paslanmaz. Gerçek kılıç görüntüde. Ama işte hani savaşa gidilir mi? Gidilmez. Zaten savaşa da gitmeyelim ama süs, dekor. Mesela diğer Zülfikar 390 liradan başlayan kılıçlarımız. Isıl işlem görmüş. Kendi yöntemlerimizle bir ısıl işlem yapıyoruz. O kılıç yani bükülüyor. Teker formunu alıyor ama araba geri gittikten sonra aynı düzlüğüne gelebiliyor. Bu önemli. Bu kılıçta bu olur. Yani üstte kıvrılması kötü değil, kötü değil. Kıvrılıp geri gelmesi lazım. Kıvrılmasa mesela cam kıvrılmıyor ama kırılıyor. Şimdi cam gibi sert olsa bu sefer kırılır. O yüzden bu kılıçlarda iyi olan bir şey değildir. Mesela Türk kılıcımız var. Türk kılıçlarımız Türklere has. İşte Osmanlı'dan önceki Türklerin kullandığı sivri olurmuş. İşte ona benzeden mesela böyle bir bizim ansiklopedimiz var. Bunda bütün kılıçlar var. Döneminde basılmış şu an bulunamıyor ama biz bu kılıçlardan esinlenerek yapıyoruz. Birebir aynısını mı yapıyoruz? Hayır. Elimizden geldiğince birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz mesela. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Mesela ön kapağında 3. Selim kılıcı var. 3. Selim kılıcını birebir aynısını yapmaya çalıştık. Zülfikar'ı yapmaya çalıştık. Peygamber Efendimiz'in kılıcını yapmaya çalıştık. Fatih Sultan Mehmet'in mesela şu anda piyasada Topkapı Sarayı'ndaki kılıcına en yakın replikasını yapıyoruz mesela gibi kılıçlarımız var. İşin özeti olarak son olarak söylemek istediğim şey bizim kılıçevi.com, bıçakdepo.com gibi siteler güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Herhangi bir ürünümüzü 7 iş günde iade edebilirsiniz. Yani bizim işimiz bu. Hepinize iyi günler diliyorum.